Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar'la birlikte elektrikli otomatik kalem tıraş yapmayı deneyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu Serdar, bir anlatabilir misin? Böyle bir kalem tıraşımız var doğal olarak. Ayrıca 9 volt bir elektrik motorumuz var, küçük pili evet. Var. Bunları birbirine bağlayacağız, küçük kompakt bir hale getireceğiz. Sonra da olmuş olacak yani ve test edeceğiz. Sana güveniyoruz. Eyvallah. Bu yalnız olursa baya... Tamam, sen şunu şöyle sapından tutuver. Okay. İlk yapacağımız şey... Allah yapıştı. Bu olursa çok iyi bir şey olmaz mı ya? Hiç böyle elini çevirmeye yani, evet. Kalmadan. Güzel oyuncaklı bir şey olur. Tabii daha önce yaptığım bir şey değil. İlk olarak kalem tıraşı silikondan motora mı? Evet, motora sabitleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Biraz ortalamak gerekiyor. Ortalanmazsa sağa sola oynayacağı için. Okey, tamam. Bu kururken o orada kuruya dursun. Biz şey yapalım şimdi. Şu elektrik anahtarını şimdi halledelim. Bu açma kapama düğmesi olacak. He, oradan çalışacağız. Burada evet. Bir lehim aletimiz var. Evet, bununla ne yapıyoruz? Onunla da şu kabloları şeye lehimleyeceğiz. Bu arada test etmeden biz bunu lehimledik ama bağlantıyı ters yapmış olabiliriz. O zaman kalem tıraş ters yönde. Sen ne diyorsun? Ters yönde döneceği için. Evet, bir bakalım. Allah. Evet, ters. Ters mi? Ters. Bir dakika bakalım. Vallahi ters. Tut bakayım, ben şey yapıyorum yavaşça. Şuradan yapmayayım mı? Tamam, oradan yap. Yok ya, doğru dönüyor. Çok doğru bastırma mu? Ama. Tamam. Ters dönüyor abi. Ters mi dönüyor? Ters dönüyor, ters. Oo. Ters dönüyor. Ters dönüyorsa o zaman ne yapacağız biliyor musun? Bağlantıyı seveceğim. Evet Serdar, kurudu sanırım bu evet, silikon. Evet, yeterince sertleşti ve şöyle bir sana bırakıyorum. Kalemimiz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bayağı da güzel gözüküyor bu arada. Yani tasarım güzel oldu. Tasarım kompakt güzel oldu. Evet. Ama çalışacak mı onu bilmiyoruz. Hadi bakalım, bakalım. Evet. Deneyelim. Şu an buralara bayağı geliyor şeyler, kalem tıraş yapıyor. Tabii şimdi bu motorun torku çok yüksek olmadığı için. Tabii bu kaç volt mu deniyor? Kaç volt? 9 voltluk bir motor bu. Daha yüksek motor olursa daha tabii, stabil bir şey olur. Çok fazla tork üretemiyor ama açıyor. Açmış ya bayağı. Tabii bu zaten hani girl show yani. Tabii ki elle yapmak daha kolay olacaktır ama havalı. Havalı yani. Durumuna bakalım bu arada. O bayağı açmış ya. Fena yani olmadı ya. Şaka maka. Evet evet. Bayağı açmış. Okey ya bence bu. Ne diyorsun? Bence bakayım açtı işte şu ya. Açtı şu an yazsan da yazar. Daha fazla yazalım mı? Tamam, biraz zaman aldı bu arada ama olsun. Aynen yap yap. Gayet de oldu arkadaşlar. Ben oynamaya devam etmek istiyorum ama bu şey. Okey. Ne diyorsun? Bu bence güzel oldu. Ya elbette bu bir hoş şey yani. Hoşluk bu. Aha, kırdım açtım. Şov. Bu bir şov. En azından bunu şey yapıp böyle en azından hani mucitlik becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bunlarla uğraşarak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi ortada görüyorsunuz, ben, Melih ve Fırat Türk içeceklerini gazlı hale getirdik. Gazlı içecek haline getirdik. Çok güzel oldu. Kesinlikle izleyin diyorum. Hoşça kalın. Güzel oldu ha, şaka mısın? Ha, ben güzel oldu.